Davakarstan araç almak yemek siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Manchester City, Chelsea, Arsenal ve sonra Liverpool Tottenham maçına geçelim. Geçelim. Ha şimdi Guardiola'nın maç sonu açıklaması vardı istiyorsan oradan başlayalım. Evet. Tabii hafızamda olmadığı için telefondan bakarak okuyacağım. Cancelo'nun golü harikaydı ancak ilk yarıdaki performansımız bu sezon en kötülerinden birisiydi dedi Guardiola. <laughs> E, tamam, Pep hocamızı seviyoruz, sayıyoruz. Özellikle ben çok seviyorum, seviyorum da. Baba neyin peşindesin? Yani <laughs> şimdi sadece şöyle söyleyelim. E, vol uygulamasında Manchester City maçının özetine girdim. Lütfen Manchester City maçının özetine girin lütfen. Maça olsun, bakın. Ha, yani. Maça bakın. İlk yarıda ne olmuş, ne bitmiş diye. Yani neyinden memnun kalmadı? Ben o konuda endişelenmeye başladım. Yani muhakkak bizim göremediğimiz 100-200 bin tane, 100 bin milyon baloncuk detay görüyordur Pep Guardiola da. Abi neyinden memnun kalmadığı konusunda çok ciddi endişeler taşımaya başladım artık yani. Yani City bildiğimiz gibi ben benim çok söyleyecek yeni bir şeyim yok. Yani. Newcastle çok kötü. Tamam kötü. o kötü. 7 ilk gol mesela evet. komik yani. O Premier Lig takımı öyle gol yemez böyle topu bırakıyor. Üstünden Aa, geçiyor. Aa ne falan. oluyor falan. Diaz tamam diyor falan böyle. Korner Cancelo'nun şutu güzel. Tamam. Evet. Ama City bildiğimiz gibi yani yeni bir şey yok, değişik bir şey yok. Newcastle çok kötü. O yüzden her şey normal. Abi ne gördü abi ben Pep Guardiola'nın orada birisi sorsaydı keşke. Yani hocam, eşim, sir, Pep falan hani kötü diyorsunuz da ne gördünüz? Ne kötüydü diye birisi sormaya akıl demedim orada. Ya ben <laughs> onun cevabını çok merak ediyorum. O yani. büyük ihtimalle şeye takıldı. Yani. Goller Cancelo'nun golü de Dias'ın golü de e, özellikle Dias'ın golü bireysel hatadan geldiği için, Cancelo'nun golü de rakip çok müsait bıraktığı için hani organize atamadık. Ama o hoşuna gitmedi yani. Peki ama şöyle söyleyeyim ben sana. Kansiyonu, herhalde. Herhalde. Kansero'nun golünden önce Zinchenko burada. Kansero burada. Bu takımın sağ beki Kansero'nun sol beki. Yani artık sol bek değil. Sol orta sahası. Ee, Zinchenko şöyle geldiler. Kalem var mı? Şey Heh, ben onu, şimdi onu oynatmak nasıl? İntihar ettirebilirim. Şurada başladıkları koşullara Kansero şu attığı yerde bitirdi. Zinchenko da şurada bitirdi. Abi daha ne istiyorsun? Yani bunu sadece şutla açıklayabileceğimiz bir şey değil. Bu sadece bekin yaptı ha bu arada. İki tane bekin yaptı. İşte diyorum yani. ya herhalde organize olmadı gol. Çok top kendisinde uzun süre bir şeyler bulmuştur yani. Bulmuştur muhakkak. Bu <laughs> çok şey <laughs> değiliz orada. Çok, çok, çok acayip. Hala me memnuniyetsizlik denemektir. Açıklamaları devam ediyor tabii. Ee, i̇lk yarı tehlikeli bir durumdaydık ve oyuncularımın hepsi tamamen odaklanmadan oynadı diyor. Tehlikeli durum dediği nedir bilmiyoruz. İkinci yarı çok daha iyiydik. Sezon içinde bunlar olabilir. Ee, her zaman mükemmel olamamanız normal. Galibiyetiyle fazla hak ettik ancak daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Önümüzdeki bu uzun sezonda sonucu alabilmek Şov çok ya. önemli. Şov yapıyor. Yani abi yani 4-0 kazanmışsın. %72 top sende. yani 3-17 gol beklentisi. 18 tane şut çekmişsin. 21 tane gol fırsatına girmişsin. %91 başarılı pası. 646 pasta yapmışsın. Yani ne bileyim 6 korner kullanmışsın falan. Ceza sahasının içinden 16 tane şut çekmişsin. Şov yani artık bundan sonrası. O yüzden o da öyle. Hocam yapacak böyle bir yapacak bir şey yok yani. Hocam, Hocam bu. Hocam <laughs> bu. Peki Chelsea diyelim. Chelsea. Chelsea önce Liverpool'a geçebilir miyiz? Ee, Liverpool'u mesela... geniş konuşalım. Chelsea'yi bir söyleyelim. Tamam. City'yi Chelsea'yi Arsenal'la okay. paket paket geçelim. Sonra Peki, Liverpool tam. Tottenham maçına uzun bir bölüm Peki. O zaman ben tekrar orada Zinchenko ve Cancelo'yu yani. birleştireceğim o o orada, zaten tam, Orada atacağız zaten. Orada beklere ne değineceğiz? De değineceğiz. Şimdi Chelsea Covid'den en çok etkilenen takım. Bu maçta da Lukaku, Werner, Kovacic ve beraberinde Jorginho temaslı olduğu için kullanamadı. Aha, abi, yani kullanamazsan zaten Hani Kovacic ve Kanta yokken de çok zorlanıyordu evet. ee, Thomas Tuchel. Ee, onu hatırlatalım. Tam o beklediği kadroyu bir araya getiremedi. 6 tane yedekle çıktı bu maça. Hı -hı. Ki yani yedekleri de sayalım e, istiyorsan. Şöyle bir, bir Hı -hı. maç bir profilinden e, giderek e, ona göre. Ki Saul e, girdi. Evet. Kovacic, e, şey, Kovacic bu maçta var mıydı? Pardon yanlış ismi not aldım o zaman. Tekrar şuradan bakayım da burada bende noktada yok. Betinelli var, Arizabalaga var, Kepa iki yedek evet, kaleci, evet. Sar ve Barkley. Kovacic'i buradan Kovacic oradan kaldı. Lukaku, Jorginho, Timo Werner. Timo Werner. E, bu, Lukaku, Jorginho ve Timo Werner demek şöyle. Timo Werner'i bir kenara koyalım ama Jorginho ve Lukaku bir takım yani özellikle Chelsea için e, çok önemli isimler. Tamam daha sonra işte Kante'yi kullanabilirsin, Kovacic'i kullanabilirsin diyorsun ama daha önce e, e da, e, Hassan Odoi'den de daha farklı rollerde de faydalanmıştı hı hı. E, Thomas Tuchel. Mesele şu, hani Paris Saint Germain'i aklımıza getirelim. Borussia e Dortmund'u da aklımıza getirelim. Thomas Suar üzerinde konuşuyorum bu arada. E, bu mevsim geçişi olarak baktığım bir e, düşüşü ben bekliyordum bir ara. Ama hani oyun anlamında bu kadar uzun e, odaklı olmasını bekliyor muydum dersen sonuç olarak belki beklenebilir. Oyun olarak da tabii ki as oyuncularını kullanamayınca düşüş birazcık daha anormal hale geldi Chelsea adına. Tabii. Ya Pulisic yani, olarak kullanıyor. Evet yani. Çaloba stoperken orta, orta sahaya, sahaya kullanıyor. geçiyor ki hani o savunma savunması şu şekilde çok önemli Thomas Tuchel'in oturttuğu bir şey vardı. Alonso'dan da faydalanıyordu. Ben Chilwell'den de faydalanıyordu. Ben Chilwell sakatlandı zaten. Aspilicuita'dan bir ara faydalanamadı ya stoper ya Sabek olarak e, kullanıyordu. Savunma bütünlüğü de bozuldu. Bakmayın sadece ilerideki oyuncu grubundan değil, arkadakiler ileride... ön taraftan bozulunca arka taraftan yamalarla bir bir yeri halletmeye çalışır ve bütün e, birliğini bozuyor. Yani Chelsea neredeyse hemen her maç gol yiyen bir takım haline geldi. Kalecisi en az gol yiyen kaleciyken Avrupa'da değil mi 5 büyüklükte. ligde? Şimdi birdenbire o, o düzeni de bozuldu Chelsea'nin. E, Thomas Tuchel de takıntılı bir adam. Aynı Pep Guardiola gibi, e, Jürgen Klopp gibi futbolda takıntılı bir adam. Ama onun çözümleri birazcık daha geç yansıyor sahaya. <laughs> bir de işte bu parçalar eksik. Şimdi Kovac hiç neden not aldığıma baktım az önce. O da bir önceki, bir önceki maçta, maçta, yok. maçta yoktu. COVID Aha. nedeniyle. İşte yine Chilwell oynamıyor vesaire. Hmm. Yani çözüm bulacak da çözümü bulacağı parçaları da bir türlü ya sakatlık ya korona işte Covid beraber bir araya getiremiyor. Ya maçın ertelenmesini istiyor ona da yayıncı müsaade etmiyor yani. Yayıncı Etmez. Diyor oynayacaksın diyor. Ya yani. Bu arada olabilecek en kötü takıma karşı oynadım. Ha bak bu, Hiç gol atamazsın. Aslında Lukaku, Werner falan beraber olsa bile gol atmak zor olacak. Herkes Tamamen dağıldın Çünkü Wolverhampton Manchester City'yi de çok zorladı. Liverpool da çok zorladı. 12 99 gol attı. Tabii yani, can Scan bir kapanması var. Lage çünkü hani bulunduğu ortama Bukelamun gibi girebilen bir teknik direktördür. Eyvallah. Ama Wolverhampton'da işi tamamen savunma tarafına çekti. Hani moriyo atıyorum otobüs falan çekiyordu baba Esenler garının çekiyor şey Wolverhampton kale önüne yani o, o, oraya aşabilmek çok zor ve Chelsea de aşamadı haliyle birçok takım dediğim gibi City'de zorlandı, zor. evet. City de zorlandı Liverpool zorlandı hatta City'nin kazandığı penaltı falan Türkiye'de olsa Kan gövdeyi götürmüştü evet. verilen penaltıyı hatırlayalım Manchester City hafta maçı herkes der penaltılarla <laughs> maç kazanıyordu. Peki Chelsea de yine bir Covid mağduru olarak bu şekilde Premier Lig'de haftayı geçirdi. Esas sıkıntı şeydi Chelsea'de. Hani daha önce duran topla çözebiliyorlardı mevzu. Bu sefer onu da çözemediler. Evet. Bir de öyle i̇şte bir gibi o. parçalar hep Kuhal eksik her yani. Bir araya getiremedi. Bu bu işte Everton maçı, sonra Wolverhampton maçı ve puan tablosunda da Liverpool'a da geçildi. Ee, şeyinde Manchester City'nin de burada kaç puan? 6 puan gerisine düştü. Evet ki çok kritik. Bu arada şunu da hatırlatalım. City kadrosu en geniş takım. Ve muhtemelen şu süreçten en karlı da onlar çıkacaklar Ya. Yani. Ön tarafta burada santrofor yok. Ön tarafta yani yani santrforvet var, santrfor yani yok Ön yani. tarafta Jesus, Sterling işte atıyorum Mahrez'le başlıyor. Yedek hamlen Grealish, Foden, Torres. Evet. Yani böyle bir lüks hiçbirinde yok. Yani Liverpool'da bile bundan dört tane var. Hani Salah, Mane, Jota, Firmino, Firmino. Bu adamda 6 tane var. Yani at, hatta Bernardo'yu da at oraya. 7, 7 da. Kevin evet. De Bruyne'yi de orada oynatırsın. Her, herkes oynatabilir. Ya da tam yani. tersi. Grealish'i de mer yani evet. merkezde de 8 kişi, önde de 8 kişi. İşte bu işte pozisyonsuz <laughs> konum Futbol oyna. dünyasında. Yani Zinchenko'yu orta saha yap, bek yap, Cancelo'yu iç yap kanat sol bek yaptı. Stones sağ bek yaptı. bek yaptı bir maç önce. Tabii. Onu hatırlatalım yani. Değişik bir yolda ilerliyor. Peki Arsenal konuşalım artık. Zamanı geldi. Evet, e, Yükseldi, a, geldi ar 4. Arteta'nın bebekleri oturdu. diyecek miyiz ona? Dördüncü <laughs> sıraya oturdu. Şimdi <laughs> bu hafta Arsenal'a bir önce bir Leeds'ten giriş yapmak istiyorum. Hı hı. Leeds geçen hafta 7 tane yedi. 4. yarı maçta. Şimdi evet. 4-7. Yani sadece 1,5 maçta 10 gol yedi. Evet. İlk yarıda 14 tane şut yedi Arsenal'dan. Şimdi normalde Bielsa takımlarında Bielsa Burnout, Bielsa nasıl çevirelim onu? Bielsa yangını, Bielsa çöküşü gibi bir şey vardır. Hani çok iyi başlarlar. Çok iyi sezon öncesi idmanı yerler. Lige çok iyi başlarlar. İşte 20. haftadan sonra böyle bir 6, 7, 8, 10 hafta falan çökerler. Son 4-5 maçta tekrardan vites yükseltip idare evet. ederler. Bu bilinen bir şey. Kabul gören bir şey. Onu göreve getirenler de bunu kabul ederek getirir tabii ki. Ama bu sefer direkt sezon bu sezon Bielsa burnout'la başladı. Bielsa çöküşüyle başladı. Tabii fikstür de biraz litsi zorladı. Bir Chelsea da çok belirli büktü ama yani. Ona da bak, geleceğim yani. Bak Chelsea, City, Arsenal, Liverpool fikstürüyle oynuyorsun. Şimdi, yani Chelsea, City, Arsenal'da oynadı bir de Liverpool'la oynayacak. Ne? Fikstür bu. Bir de dediğin gibi sadece bu hafta Firpo, Rodrigo, Bamford, Struik, Cooper, Calvin Phillips, Lorente, Daniel James yok. Ya kaptanı stoper oynatıyor iki maçtır. Bak. Ya, Eylinge yani o Eiling bir tabi. E, Gelhart, Forvet'te oynayan oyuncu. 18 yaşında. Sabek, Drame 20, yaşında. yaşında. Gelhart'ın ikinci. Drame'in ilk maçı. kohta geri döndü. 16 maç sonra tabii. oynadı. Ki Kokta en sakar stoperdir o Kadro'daki. Onu da hatırlatalım bir kere. Yani şimdi sen bir Sabek oynatıyorsun. Sabek'in daha ilk maçı 20 yaşında. Karşısında da Martinelli oynuyor. Yangın yani. yani. Yanıyor adam. Alev alev böyle. Yani Eli al... sıcak. Ayağı sıcak. Adam evet ayağından alev yani. çıkıyor. çatır çatır ondan sonra maça damgasını vuruyor. Yani Arsenal Arsenal'a şey, Arsenal geçelim. Ama liste durum kötü. Bielsa sezonu tamamlayamayabilir. Bielsa Fenerbahçe falan gibi de insanlar böyle bir heyecanlanmasın. Ya yani bu o, o hoca değil yani. Bir el sabi buranın hocası değil. Şöyle hocası olur. Yani senin çok ciddi bir yatırımın vardır bir kulüp olarak. Ee, bir şey planlıyorsundur. İlk sene şampiyonluk değildir. ikinci sene şampiyonluk değildir ama bir futbol kültürü planlıyorsundur falan. Okey. Var eyvallah. mı Türkiye'de öyle bir takım? Şey yok zaten. anlat, 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 anlatmaya Bir el sabi var. Türkiye doğru bir eşleşme değil. Yok. ya yani çünkü burada öncelikle Hoca mı bu? Ne, ne başarısı başarı? var? Gibi şeylerle başlayacak kariyer. Ya onun maalesef. Ya onun çalışma yani. metodu, çalışma şekli, oyuncuyla ilişkisi, futbola bakışı, uygulaması, metodolojisi birisinin bu topraklarla alakası He. yok. Şöyle söyleyelim, Matrix geliyor biliyorsunuz ön satışta biletleri. Biz de tekrar hafızamızı tazeliyoruz Matrix'le alakalı 1999. Bende yok ya Matrix. Sende mi yok mu? Hani hatta Matrix'teki Wachowski kardeşlerden birisinin adı Lili oldu. İkisi de İkisi de beraber cinsiyet değiştirdi. Bir tanesi değil mi? Ben ikisi diye biliyorum. Ben sadece bir... iki erkek kardeşti, iki kız oldu. Ben birisi oldu. Lili kaldı, birisi yani birisi Lili oldu, birisi ben kaldı ikisi diye, hatırlıyorum diye hatırlıyorum, ama. Ya yani yorumlara yazar. Yorumlara vardır, yazarsınız abi ne oldu? Or BSA'yı nasıl bir şey bekliyor biliyor musun? Tabii sen. Konuyu buradan ne? Hani, hani ne o falan bağlıyorsun, sanal dünyaya yolluyorsun ya. BSA öyle abi. Bağlanacaklar babalar, arkadan takacak BSA çipi. Bunu yükle, bunu yükle. Ar şey Arok'taki karışık yüklü hikayesi Neo'dandır, Matrix'tendir biliyorsun öyle. Evet şimdi bir de hemen motosiklet şey yapalım der böyle. Kısa kontak mı derler? <laughs> kontak yapma falan. Ha. Onu yapalım <laughs> derler. Kontak. Onu düz kontak yapmayı ekleyelim falan derler. Yani B sayı ancak Türkiye'de futbolculara Neo ve Morpheus'u kırmızı ve mavi hopu vererek bir araya getirebiliriz. Her şey, her iyi şey bu coğrafyada olacak diye bir şey yok. Evet. Buranın şeyi değil bir yerse. O ama e, de sezonu tamamlayamayabilir. Çünkü küme düşmeye doğru gidiyorlar. Allah'tan Newcastle gibi Norwich gibi baya kötüler var da evet. Leeds hala, hala onlardan puan alıp kendini yukarıda tutabiliyor evet. diyelim.